Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, Arapça derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Harfi cerler konumuz bir isimde amil harfi cerler 7 başlıktan oluşuyor idi ve biz bu 7 başlıktan iki tanesini görmüştük. Manaları ve mütalakları. Daha sonradan arada 15. dersimizde zayit harfler diye bir ders ayırmıştık. Zayit harflerin nerede nasıl kullanıldığını görmüştük. Şimdi üçüncü konumuz olan harfi cellerin 7 başlığından üçüncüsü mahalli irap konumuza bugünkü dersimizde başlamış olacağız inşallah. Cer ve mecrurun mahalli irabı nedir? Biz mahalli irabı değerli izleyenler avamilin son kısmında irap lafzı olur, takdir olur, mahalli olur şeklinde orada görmüştük. Yani bir özürden dolayı e, iraplanamıyor, mahalline irap gidiyor. Bu harfi cerlerde nasıl olur? Harfi cerin mecrurunun, şimdi harfi cer cer ediyor mecrur kelimeyi ama bu ikisinin cümle içerisindeki konumuna göre bir de mahalli irabı vardır. Tamam harfi cer cer eder, mecrur da cer olur ama sonuçta cümlede bunlar ya faildir ya mefuldür ya da bir şeydir, müptedadır, haberdir ne ise sonuçta o itibarla da bir irapları daha vardır. Bu irapta işte mahalli irap bulunduğu yere göre de bir irap alır harfi cerler. Evet şimdi örneğimizi hemen getirelim. Zehebe Ahmedu ilel medreseti. Ahmet medreseye gitti. Zehebe fiil amildir. Ahmedü'yü ref etmiştir faili olarak. İla harfi cer mütallakı zehebedir. El medreseti <transactions> yi cer etmiştir. Cer mecurdur. Peki İlel medraseti bu cümledeki konumu itibariyle nedir? Bakın Ahmet fail, zehebe fiil. İlel medraseti ne? Aslında o da zehebe fiilinin mefulüdür. İlel medraseti yani aslında mefuldür. Ama bakıyoruz meful normalde nasb olur ama burada bir amil daha var ila harfi ceri. El medraseyi cer etmiştir. Ama sonuçta cümlede bulunduğu konum itibariyle ilel medraseti cerdir, şey me mefuldür. Peki işte bu durumda yani El-medreseti tamam cer olmuş lafzen ama mahallen baktığımızda mefuldür konum itibariyle zehebe fiilinin mefulüdür. Nereye gitti? Meful de nasb olur değerli izleyenler. Mütallak harfi cerin varlığından dolayı mütallak yani zehebe fiili harfi cer olan ila'nın varlığından dolayı mefulünü sarih bir şekilde nasb edemeyince mefulü medrese. Ama sarih bir şekilde ila'dan dolayı nasb edemiyor çünkü ila onu cer etmiş bulunduğu konumu itibariyle nasip etmiş olur. Buna da mahalli irap diyoruz. Mahallen mensup diyeceğiz. Yani ilel medreseti, ilah harfi ceri medreseyi cer etmiştir ama mahalli irabı mensuptur diyeceğiz değerli izleyenler. Aslında el medrese te mahalli irabı itibariyle ama lafzen cer olmuştur. Mahallen mensuptur ifadesinin arka planı budur. Mefulün bir gayri sarı olmak üzere mahallen mensuptur diyeceğiz. Şimdi harfi cerin yedi konusundan üçüncüsü mahalli irap konumuz. Peki burada neler göreceğiz? Şimdi bunun şemasını yapalım. Bugünkü dersimizin konusu bu şema olmuş olacak. Mahalli irabı geniş anlamıyla, tanımıyla görmüş olacağız. Baştan sona harfi cerler tamam zahiren kendisinden sonra geleni cer ediyorlar. Ama bulundukları konum itibariyle irapları var. Bu hangi harfi cerde hangi irap olur bunu görmüş olacağız. Birincisi değerli izleyenler beş başlıkta göreceğiz. Birincisi değişkendir irabı. İrabı değişken olanlar. Yani durumu göre değişiyor mahalli irabı. Bakın ilen medreseti de nasptı. Ama bazı harficerler var ki orada cümledeki konumu sürekli değişir. İkincisi bunlar hangileri? Harficer gelmeden önce irabı neyse geldikten sonra da mahalli irapları o olur. Bunlar hangileri değerli izleyenler? Zayit harfler. Ba min lam kef bu kalem bu kalemun dediğimiz zayit harfler. Bunlar fail olabilir, mef'ul olabilir, mübteda olabilir. Dolayısıyla hani hep nasptır mahalli irabı diyemiyoruz. Mef'ulse nasptır ama zayit harfler faile de mübtedaya gelebiliyor. Dolayısıyla zayit harflerin mahalli irabı değişkendir. Sabit bir mahalli irabı yoktur. Bu zahit harf bitişmeden önce cümledeki konumu neyse failse fail, mefulse meful. ...bitiştikten sonra da mahallen bu irabı alır. Bir tane daha harficer var değerli izleyenler. Zahit harfler bir, iki, bir de rubbe. Değerli izleyenler rubbenin de e, mahalli irabı değişkendir. Müfteda olabilir, meful olabilir vesaire vesaire. Dolayısıyla rubbenin de mahalli irabı değişkendir. Demek ki mahalli irab, değişken yani kendisi cümleye dahil olmadan harfi cer, dahil olduğu mecrur kelime cümlede fail konumundaysa harfi cer dahil olduktan sonra da fail oluyor mahallen. Rubbe de bu kelemun dediğimiz bağminlam kef ve rubbe irabı sürekli değişendir. Burada kural ne? Harfi cer gelmeden önce irabı ise geldikten sonra da mahalli irabı o olur. Peki ikinci başlığımız ne? Merfu veya mensup olabilir. Merfu veya mensup olabilir. Bu da illa ile müstesna olan gibidir bunların irabı. Değerli izleyenler bunlar istisna harfleri. Haşa, hala ada, kendisinden sonra geleni eğer harfi cahilse cer eder. Peki mahalli irabı nedir? İlla istisna edeti olan avamille gördüğümüz mamulü mensupta. İlla istisna edete olan illa veya da munkatıyla gördüğümüz. Bu illa değerli izleyenler gelseydi cümlede, kendisinden sonra gelen o mecruru ne yapacak idiyse ki bu merfu veya mensup olabilir ihtimal dahilinde bunu ileride göreceğiz. E, haşa kala adanın da e, mahalli irabı illaya göre ayarlanır. Detaylı göreceğiz inşallah. Şu an şemayı tanıyoruz. 3. Her zaman merfudur. Ne olmak üzere? Müptada olmak üzere. Bazı harficerler var ki bakın her zaman değişken değildir irabı. Her zaman müpteda olmak üzere merfudur. Yani bu harfi cer sadece müptedanın başına gelir. Bunlar ne değerli izleyenler? Levla harfi ceri ve lealla harfi ceri. Bunların mecruru, nun mahalli irabı her zaman müpteda olmak üzere merfudur. Sabittir. Gene bir merfu var. Peki bu merfudan farkı ne? Bunun mahalli irabı da değerli izleyenler naibi fail olmak üzere merfudur. ...müteallak cer mecrure isnad edilirse... ...yani naibi fail... Le, e, ...naibi fail harfi cer alırsa... ...bunun değerli izleyenler... E, ...her zaman mahalli rabı merfudur. Peki son olarak mensuptur diyeceğiz değerli izleyenler. Her zaman mensuptur. Peki nasıl mensup? Bunların dışında geri kalan bütün harfi cerler mahallen mensupturlar. Yani cümlede mensup konumundadırlar, meful konumundadırlar. Peki değişiyor mu? Hangi meful? Bir mefulün bir gayri sarıya olabilir. Ne demek olduğunu göreceğiz. İki mefulün leh olmak üzere mensuptur. Üç bir de mefulün fih olmak üzere mensuptur diyeceğiz. Mahalli irab konumuz genel anlamıyla bundan ibaret. Daha bir şey anlatmadık anlatacağız. Genel anlamıyla şemayı tanımış olduk. Şimdi dedik ki birincisi irabı değişken olanlar. Bunların ilki iki taneydi. Bunlar zahit harfi celler ve rubbe. Zait harflere hemen bir örneğimiz gelsin. Hel ra'eyte min ahadin. Hatırlayalım istifamdan sonra gelen e, min ne oluyordu? E, zayit olabiliyordu. Bunları görmüştük zaten geçen dersimizde. Sen kimseyi gördün mü? Sen kimseyi gördün mü? Her ra'eyte gördün mü min ahadin? Kimseyi gördün mü? Kimseden değil kimseyi. Aslında meful gördüğümüz gibi min orada bir anlamı yok. Sadece tahsinul lafız tekidül mana yani e, zayit harflerinin geliş amacı olan lafzı güzelleştirmek anlamı takviye etmek için gelmiş. Aslında hel ra'eyte demek. Hel ra'eyte min ahadin lafzen baktığımızda min ahadini cer etmiştir. Ama konum itibariyle min ahadin ra'a fiilinin, ra'eytu fiilinin mef'ulü konumundadır ki mef'ul ne olur? Nasb olur. O zaman min ahadin nin lafzen mecrurdur ama mahallen ra'a fiilinin mef'ulü olmak üzere mensuptur diyeceğiz. Demek ki mahalli irabı ne? Mef'ulün bir gayri sarih olmak üzere mahallen mensuptur. Gayri sarih de demek mef'ul ama açık mef'ul değil. Gayri sarih açık olmayan mef'ul demek. Açık mef'ul ne demek? Direkt ibarede ahaden gelseydi mef'ulün bir sarih olacaktı. Açık mef'ul. Ama mef'ullüğü gizli olunca mef'ulün bir gayri sarih açık olmayan mef'ul denmiş oluyor. Gene göreceğiz bu dersimizin sonuna doğru. Demek ki Zahid harflerinin mahalli irabı değişiyor. Mesela burada meful oldu. Değiştiğine örnek bir de farklı örnek getirelim. Kefa billahi, Allah yeter. Kefa billahi şeyde, Allah yeter. Şimdi kefa fiili billahi ne yapar? Kefa yeter. Kim? Allahu, Allah yeter. Harf icer, zahid harf iceri getirdik billahi oldu. Lafzen mecru oldu ama mahallen ne oldu irab? Merfu oldu gördüğümüz gibi cümlede fail olduğu için. Demek ki zahid harfi celler faile de mefhule de da gelebildiği için sabit bir mahalli irabı yok. Mahalli irabı cümledeki konumuna göre değişir. Bu zahid harf gelmeden önce eski hali ne idi ise mahalli irap odur. Zahid harfi celeri silelim. Kefallahu ref'tir, fail olmak üzere. O zaman kefe billahi, zahid harfi cer geldi. Mahalli irabı nedir? Kefa fiilinin faili olmak üzere mahallen merfudur değerli izleyenler. Niye mahallen diyoruz? Çünkü zahiren mecrurdur gördüğümüz gibi. Evet değerli izleyenler, irabu değişken olanlar bir zayi harfler ki zayi harflerin her örneği fail, meful, müfteda her konumda gelebileceği için biz sadece mantığını anlattık. Geri kalan her örneği bu kısmı örnektir. İrabu değişken olan mahalli iraplardan da diğeri rubbedir. Rubbe de har zayi harfler gibi bu itibarla. Hemen örneğimizi getirelim. Getirelim. Rubbe sükutin eblagu min kelamin nice suskunluklar konuşmaktan çok daha açık, çok daha belirdir. Karşı tarafa çok daha iyi yerinde mesajını verebilir. Anlamındaki cümlemizde rubbe harfi cerimiz sükutin kelimesini cer etmiştir. Amildir. Amili lafzi semainin birinci bir isimde amil kısmından harfi cerlerden bir tanesidir. Cer etmiştir. Nice manası katmıştır. Peki bu tamam. Şu anki konumuz burası değil. Şu anki konumuz ne? Rubbe sükutin harfi ceri cer mecrur sonuçta cümlede bir konumdalar. Bulundukları bir konum var. Bu konum ne? Rubbe burada müpteda konumundadır. Rubbe sükutin. Dolayısıyla müpteda konumunda vaki olmuştur. Müptedanın harekesi nedir? Reftir. O zaman rubbe sükutinin mahalli irabı da müpteda olmak üzere mahallen merfudur. Rubbeyi silelim. Ne olacaktı? Es sükutu eblegu min kelamin olacaktı müpteda olduğu için. Yani ref olacaktı gördüğümüz gibi. Ama rubbe gelerek rubbe gelerek ne yapmış oldu? Cer etmiş oldu. O zaman burada kural neydi bu harfi cerlerde? Zahit harfler ve rubbede. Dahil olmadan önce, cümleye gelmeden önce o mecrurun irabı ne idiyse mahalli irabı da odur. Rubbeyi silelim. es ref idi müpteda olmak üzere. O zaman e, rubbe dahil olduktan sonra müpteda olmak üzere mahallen merfudur diyeceğiz değerli izleyenler. Rubbe'ye başka örnek. Rubbe tilmizin müştehidin ra'eytu. Çalışkan nice öğrenci gördüm örneğimizde. Çalışkan nice öğrenci gördüm. Ra'eytu gördüm kimi? Rubbe tilmidin. nice öğrenciyi müştehidin çalışkan olan. Şimdi gördüm kimi? Ra'a fiilinin mef'ulü ne burada? Rubbe tilmizin. Mef'uller fiillerin önüne geçer mi? Evet bazen geçebilir mef'uller fiillerin önüne geçer mi? Bakın ra'eytu normalde Arapçada fiil önce gelir, mef'ul fail mef'ul sonra gelir. Ama mef'ul fiilin önüne geçer mi? Bu örnekte geçmiş. Bakın ra'eytu gördüm kimi? Rubbetil mifin. Nice öğrencileri gördüm müştehidin, çalışkan olan nice öğrenci gördüm. Burada o zaman rubbetil mifin neyi gördüm sorusunun cevabı olduğu için mef'uldür. Mef'ul konumunda rubbetil mifin gelmiştir. Peki o zaman nedir aslı? Aslında rubbe şey raeytu tilmiden müştehiden idi aslı ibarenin yani mef'uldü. Rubbe dahil olmadan önce mef'uldü. Rubbe gelince cer etti. O zaman mahalli irabı nedir? Harfi cer ve mecrurun tilmiden yani mahallen mef, me, mensuptur. Mef'ulun bir gayrı sarih olmak üzere mahallen mensuptur değerli izleyenler. Evet irabı değişkendir. Kim hangilerinin zayıf harfler ve rubbe kural ne burada? Bu harfler cümleye dahil olmadan önce e, irabı, zahiri irabı ne idiyse harfi cer geldikten sonra o irab mahalli irab olmuştur diyoruz. İkinci konumuz merfu veya mensup olabilir ki illa ile müstesna olan e, istisna harfleri e, buna örnek. Haşa, hala. ve ada. Evet hemen örneğimizi getirelim. Meca eni haşa zeydin. Zeyt hariç kimse bana gelmedi örneğimizde. Haşa istisna harflerindendir. Harfi cerdir. Kendisinden sonra gelen zeyt kelimesini cer etmiştir. Peki zeyt kelimesinin mahalli irabı nedir? Cümledeki konumu itibariyle irabı nedir? İşte burada diyoruz ki bu cümleyi istisna edete olan illa ile kuracak olsaydık cümlemizdeki mecrur olan zeyt merfu olurdu. Bakın aynı cümleyi illa ile kursak, mercaeni illa desek zeyt ne olacaktı? Mecaeni illa Zeydun olacaktı. Neden Zeydun oldu hocam? Bunu inşallah mamuri mensupta müstesna kısmında göreceğiz. Müstesna min zikredilmeyince ve olumsuz kelamda illadan sonra gelen merfu olur. O yüzden ibaremizde de diyecek ki bu konuları ileride göreceğiz. Ama şimdilik şunu bil ki Haşa'nın mahalli irabı, mecurunun mahalli irabı illa ile müstesna gibidir. Yani illadan sonra gelen e, ee, müstesnanın irabı gibidir. Mesela burada ref geldi. O zaman ne diyeceğiz değerli izleyenler? Buradaki zeyt kelimesinin mahalli irabı nedir? İllanın müstesnası olduğundan, müstesnası gibi olduğundan mahallen merfudur. Çünkü illa yetirecek olsaydık zeyt merfu olacaktı. Peki illa başka bir şey olabiliyor mu? Bakalım. Câenil kavmu halâ zeydin. Haşa değil de halâ örnek verelim veya ada örnek verelim. Zeyt hariç topluluk bana geldi. Örneğimiz bu. E bu cümlede istisna edatı olan değerli izleyenler illayı hala yerine getirecek olsaydık e, zeyt mensup olacaktı. Bakın caenil kavmu illa zeyden diyecektik. Bakın burada hala zeydin ceretti. Anlamca aynılar ama amillikleri farklı. Peki hala burada değerli izleyenler zeydi ceretti lafzen. Peki mahallen nedir? İllanın müstesnası olan zeyt gibidir mahallen mensuptur değerli izleyenler. Burada da illanın müstesnası gibi mahallen mensuptur. Burada neyi bileceğiz şimdilik? E, i̇stisna edatları olan harfi cellerden haşa hala adanın mahalli irabı nedir? İllayı oraya getirse idik devamı nasıl olacak idiyse mahalli irapları da odur diyeceğiz. Böylece bunu da görmüş olduk. Evet müpteda olmak üzere mahallen merfu olan iki tane harfi var. Levla ve lealle. Levla'ya örneğimizi getirelim. Levlayke levlayke lema halaktul eflak. Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Levla'nın bildiğimiz gibi değerli izleyenler harfi olabilmesi için muttasıl bir zamire bitişmeli levlake gibi. Peki bitişmiş. Levla değerli izleyenler her zaman cümlenin başında mübtedanın başına gelir. Harfi olduğu konumlarda değerli izleyenler. Dolayısıyla ke'nin mahalli irabı nedir burada? Ee, zaten zamir, zamir olduğu için mebnidir. Zahiri irab almaz. Burada konumu itibariyle mahalli irabı nedir? Burada mahalli irabı değerli izleyenler müpteda olduğu için nedir? Mahallen merfudur. Evet. Başka lealleye örnek. Leallallahi gafiru bir Umulur ki Allah Azze ve Celle günahlarımı bağışlar. Bağışlasın. Evet değerli izleyenler burada lealle harfi ceri bakın lafızatullah dahil olmuş levla ve lealle her zaman bakın mefule dahil olamazlar, faile dahil olamazlar. Her zaman dahil oldukları kelime aslında cer nedir? Her zaman müftedadır. Böyle kesin bir kaide var. Evet. Dolayısıyla lealleyi silsek cümlede Allahu gafirden bir olacaktı. Yani mahalli irab nedir o zaman? Allah lafzatullah tamam zahiren mecrurdur ama mahalli irabı müpteda olmak üzere mahallen merfudur diyeceğiz değerli izleyenler. Böylece üçüncü kısmı da gördük. Dördüncü kısım gene merfu naibi fail olursa ama hemen örneğimizi getirelim. Murra merartu uğradım demek. Murra nesara yardım etti. Nusira yardım edildi. Etken ve edilgen fiil. Merartu uğradı, murra uğranıldı, ziyaret edildi, bir zeydin. Zeyde uğranıldı, gidildi, ziyaret edildi, örneğimizde olduğu gibi. Murra burada değerli izleyenler naibi fail, murran meçhul fiildir. Meçhul fiiller fail değil, naibi fail alır. Murra bir zeydin, zeyde uğranıldı. Peki murra bir zeydin örneğimizde, e, yani normalde naibi fail hangi irabı alır? Zeydun, harfi ceri silsek. Naibi fail olmak üzere merfu olacak. Dolayısıyla bir Zeydin tamam lafzan bağ harfi celi Zeyd'i cer etmiştir. Ama konumu itibariyle bir Zeydin mecruru Murra'nın naibi faili konumunda olduğundan dolayı ne olacak? Naibi fail olmak üzere mahallen merfudur diyeceğiz değerli izleyenler. Evet bunu da görmüş olduk. Şimdi neye geldik? Mensup her zaman mensup olanlara geldik. Bunlar da bu saydıklarımızın dışında geri kalan bütün harfi mensuptur. Ama ne olmak üzere? mefulun bi mefulun fi mefulun le ve mefulun bi gayri sarı olmak üzere evet mefulun fi ne demek değerli izleyenler eğer bir harf cer fe zarf yani veya f manasında ise tek fe olması yetmez buradaki cer mecrur tamam mensuptur ama ne olmak üzere mefulun fi olmak üzere mahallen mensuptur Salleytu namaz kıldım fil mescidi camide namaz kıldım şimdi burada e, Salla fiilinin mefulü tamam bir kere nasb olacak el mescide mahalli rabu nasbdur ama hangi nasb? Hangi mefulün hangi çeşidi? Mefulün fih olmak üzere mahallen mensuptur diyeceğiz değerli izleyenler. Mahalli rabu ne? Mefulün fi olmak üzere mahallen mensup. Dedik ki f harfi ceri f veya f manasındaysa mefulün fi olur. Mesela salleytu bil mescidi hatırlayalım. Ba harfi cerinin zarfiyet yani fi manası vardı. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ Allah Azze ve Celle size Bedir'de yardım etti örneğinde. صَلَّيْتُ Namaz kıldım. Nerede? Bil mescidi. Mescidde. Bakın zahiren ba harfi gözüküyor ama anlam olarak F harfi var. Dolayısıyla buna da ne diyeceğiz? Mahalli irabına değerli izleyenler. Kuran ne? Harfi cer fi veya fi manasında ise mef'ulun fi olmak üzere mahallen mensuptur. Mef'ulun fi olması için illa F harf olmak zorunda değil. Onun anlamı da olsa yeterlidir. Evet ikincisi mefhulün leh olur dedik. Harfi cer eğer lam veya lam manasında ise mefhulün leh olmak üzere mahallen mensup olur. Talil yani gerekçe manası. Niçin manası varsa zahirde veya anlamda. Darabtu zeyden zeydi dövdüm neden neden litte'di bir edeplendirmek için örneğinde örnek olarak verdiğimiz e, bu örnekte evet darabtu zeyden zeydi dövdüm niçin hani fiilin neden yapıldığını belirten mefullere mef e, tahlil için sebep sebebiyet içinde. Litte bir burada nedir? Mahallen mensuptur, mefuldür zaten. Peki mahalli irabi için ne diyeceğiz? Harficer, lam veya lam manasında ise mefulün leh olmak üzere mahallen mensuptur. Evet, lehe başka örnek mefulün leh manasında hatırlayalım. K harfi ceri talil ifade ederdi. Keyme Harfi olabilmesi için ma bitişiyordu. Keyme alsaydın, niçin isyan ettin? Aslında key burada ne manasında? Lam harfi cerinin manasında. Lime asayite niçin manasında. Dolayısıyla key burada e, bizim lam manasında olunca bu keyme harfi cer lam veya lam manasında olduğu için mef'ulün leh olmak üzere mahallen mensuptur. Mahalli irabı asafinin mef'ulüdür diyeceğiz değerli izleyenler. Mef'ulün fihi gördük. Mef'ulün lehi gördük. F veya lam manasının dışındaki bütün harfi cerler mensupturlar. Mef'ulün bi gayri sarih olmak üzere. Gadibe ala sahibihi. Arkadaşına sinirlendi, kızdı. Burada gadibe sinirlendi ala sahibihi. Arkadaşına. Ala sahibihi. E, sonuçta gadibenin mefhulüdür. Ve ala harficeri lam veya fi'nin dışında olduğu için bunun dışındaki geri kalan bütün harficerlerin mahalli irabı mefulün bir gayri sarihtir. Yani açık meful değil, gizli mefuldür. Neden gizli meful? Çünkü açık meful sarih, yani mefulün bir sarih ne demek ki? Sarih açık olan, nasb olan meful. Mefulün bir gayri sarih açık olmayan meful. Ee, burada mefulün fi ve mefulün lehi de tabii içine katıyoruz. Mefulün fi ve mefulün lehin dışındaki bütün harfi cer ve mecburları, gerisi de saydıklarımızın dışında nedir değerli izleyenler? Mahallen mahallen mensuptur. İbarede anlatacak konuyu böylece görmüş olduk. Beş başlıkta irabı değişken olanlar, cümleye dahil olmadan önce neyse ondan sonra da olanlar, zayıf ve rubbe, merfu veya mensup olanlar, illa ile müstesna olanlar gibidir. Haşa kale ade. Merfu olan müpteda olmak üzere, la la alle. Naibi fail olmak üzere merfu olanlar eğer naibi faile gelir sarficer. Mensup olanlar da üçe ayrılıyorlar. Bunların dışındaki bütün harficerler ama mefulün fi mefulüne ve mefulün bir gayri sarı olmak üzere. Evet, ibaremizin sonunda, bugünkü dersimizdeki ibaremizin sonunda bir konu anlatacak. Diyecek ki, harfi cerin mutallaktan sonra gelmesi asıldır. Yani harfi cer mutallakından sonra gelir. Doğru ama bazen harfi cer mecru ile mutallakları üzerine geçebilirler. Ancak cer mecruri naibi faydası takdim caiz değildir. Ne dedi değerli izleyenler? Hemen. Ala sahibihi gazibe, son örneklerimiz üzerinden. Sinirlendi arkadaşına, yani ala sahibi ala harfi cerin gazibe. Peki e, gazibe. Normalde asıl olan önce harfi sonra gelmesi. Ama böyle olabiliyor mu? Evet. Edebi bir mana varsa bazen mef'uller cer mecur fiilin mutallakının önüne geçebilirler. Bunda bir problem yok. Yanlış değil. Bu ibare doğrudur yani. Evet, cer mecurumuz ala sahibi. Asıl olan sonra gelmesi ama önce geçmesi ki bu Belagatın, e, fesahat ve belagatın konusudur. Burada bir gerekçe vardır. Yani mesela sadece arkadaşına kızdı. Özellikle arkadaşına kızdı gibi ekstra bir anlam varsa burada meful, cer, mecrur fiilin önüne geçebilir. Anlama değişiklik katar mı? Katar. Ama kural olarak şu an söylediği geçebilir mi? Evet geçebilir. Dedi ki ama değerli izleyenler sadece bir istisnası vardır. O da naibi failin başına gelen harfi cer. Cermecrur ile fiilin önüne geçemez. Değerli izleyenler. Murra bizeydin örneği. Murra bizeydin naibi faildi. Bizeydin murra demek caiz değildir. Yani normalde cer mecrur amilinin önüne geçiyor mu? Normalde geçiyor ama naibi fail olursa geçemez. Çünkü değerli izleyenler e, gerekçesi fail ve naibi fail cümlenin rükunlarından asıl parçalarından birisi olduğu için fiillerinin önüne geçmezler. Biz buna müsnedün ileyh diyoruz, ileride göreceğiz. Cümlenin bir rüknüdür fail veya naibi fail. O rüknü fiilin önüne geçiremezsiniz. Ama ala gadiba ala sahibiyle, orası mefuldü ala sahibi. Meful fiilin önüne geçer. Burada fail veya naibi fail konumunda olan bir şey fiilin önüne geçemez. Fail veya naibi fail olarak. Dolayısıyla bu hariç, naibi fail hariç, cer mecrur fiilinin veya mütallakının önüne rahatça bir gerekçe varsa geçebilir. Ama burada geçemez şu örnek yanlıştır yani. Evet konumuz bundan ibaretti. Şimdi ibaremizi okuyalım inşallah. Dersimizi pekiştirmiş olalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El i'rabul mahalli başlığımız mahalli irab li hurufil cerri harfi cerlerin mecrurlarının mahalli irabı. Başlığımız bu. İbaremiz izharımızın ibaresi. Fe zaidi ve rubbe. Bakın ilk başlığımız Zahit harfler ve rubbenin mecruru nedir? Bakin kalıcıdır. Alama öyle bir şey üzerine ki kâne idi aleyhi o hal üzere idi. Kable duhulihime. Bu zahit harfler ve rubbe gelmeden önce ne hal idiyseler o hal üzere kalıcıdır gene mahalli irabı. Yani rubbeyi ve zahit harfi cümleye getirmeden önce o cümlenin irabı neydi? Mesela merfuydu o zaman geldikten sonra da mahalli irabı o hal üzere kalıcıdır. Bakin kalıcıdır. Alama o hal üzere ki kâne idi aleyhi o, o durum üzere kable duhulihima. Bu duhulihima nereye gidiyor? Rubbe ve zahit harflere gidiyor. Zahit harfler ve rubbe gelmeden önce hangi durumda idiyse geldikten sonra da o durumdadır mecrurlarının mahalli irabı. Ve mecruru hurufil istisnai. istisna harflerin mecruru nedir? Kel müstesna, müstesna gibidir bi illa illa ile müstesna olan gibidir. İlladan sonra gelen kelimenin hali gibidir. Alama seyeci öyle bir şey üzere ki seyeci geleceği üzere. Alama seyeci ileride geleceği anlatılacağı üzere demektir. Ve mecruru levla ve lealle. Peki lealle ve levla'nın mecruru nedir? Mübtedeun <laughs> her zaman mübtedadır. Ve ma ba'dehu kendisinden sonra gelen de haberuhu o mübtedanın haberidir. Levla ve lealle her zaman mübteda olmak üzere merfudur. Nahvu örneği ne gibidir? Şunun gibidir. Levleke, leheleke zeydun. Sen olmasaydın zeyd helak olacaktı. Ve lealle le zeydin kaimun. Umulur ki zeyd ayaktadır örneklerinde olduğu gibi. Lalle burada zeyd, zeydin mahalli irabı merfu. Buradaki levlakedeki ke olan zamirin mahalli irabı da merfudur. Evet. Başka <laughs> ve mecruru ma ada sebate Bu saydığımız yedi tane harficerin dışındakilerin mecruru nedir? mensubul mahalli mahallen mensupturlar. Ama ne olmak üzere ala ennehu şöyle ki şu hal üzere ki mef'ulun fihi mef'ulun fi olmak üzere mahallen mensup olabilir. Li mutaallakihi için mef'ulun fi olmak üzere mahallen mensup olur. Ne zaman menfulun fi olur? İn kanal carru Er harfi cer ise fi f harfi ceri mana f harfi ceri ise ev veyahut da ma bi manahu f harfi ceri ise ma bi manahu f harfi ceri manasında ise F veya F manasında ise mefulün fi olmak üzere mensuptur. Nahmu salleytu <laughs> fil mescidi F'nin açıkça örneği. Nahnu salleytu bil mescidi ise değerli izleyenler F manasına örnek. Hatta değerli izleyenler iman bir gibi bunu yapar. İbarede şu an mesela ev ma öyle bir şey ki bi manahu F manasında hu F F, F F manasında bakın da diyorum. Yani şurada kullandığı B harfi ceri de aslında yani İbareyi anlatırken konuya örnek veriyor. Bu B harficeri F manasındadır değerli izleyenler. Ee, zarfiyet manasındadır. Çünkü bakın ne diyorum? Fi manasındaysa ev veyahut da ma bi manahu. F manasın F ise veya F manasın da ise. Gördüğümüz gibi burada da aslında F manasında şuna bir örnek vermiş olmuş ibareyle beraber. Evet. <laughs> ev veyahut da mef'ulun lehu, mef'ulun lehu olmak üzere mahallen mensuptur. İkinci seçeneği, inkânel câru eğer harfi cer ise, lâmen, lam harfi cer ise, evmebi mâ bi veya lam manasında bir harfi cer ise, nahvu, zarab düzeyden litte'dibi ve keyme asayite örneklerinde olduğu gibi bunları gördük. <laughs> ev mef'ulun bihi, mef'ulun bih, gayru sarihen, yani gayru sarih olmak üzere mahallen mensuptur. Alâ ennehuye gidiyor hala konu. İn kana'l caru er harfi cer ise ma fe veya lam manasının dışında ise mef'ulün bir gayri olmak üzere madem mensuptur. Nahvu marartu bi örneğinde olduğu gibi. Ve kad yusnedu'l mutaallaku şimdi bir kısım kaldı. dört kısmı saydık. Ve kad yusnedu'l mutaallaku bazen isnad edilir, dayanır. ilal cari mecru harfi cere ve mecuri ve mecura harfi cere ve mecura dayanır ki naibi fail olduğu örneği söylüyor. Feyekûnü olur böyle olduğuna merfu al mahalli mahallen merfu olur. Ne olmak üzere ala ennehu şöyle ki naibul faili naibi fail olmak üzere mahallen e, mer merfu olmuş olur. Normalde mutallak değerli izleyenler faile dayanır. Yani fiili kim meydana getirir? Fiili fail meydana getirir. Ama naibi fail örneğinde olduğu gibi uğranılan zeyt oluyordu. Bazen yani mutallakın cer mecura dayanması naibi fail demek aslında. Naibi fail olduğunda ise murra bi zeydin örneğinde olduğu gibi ne oluyor? Mahallen merfu olmuş oluyor. Ve son ibaremiz ve yecuzu caizdir ne? Takdimu ma takdimuma hada e, takdimu ma öne geçmesi ada hada bunun dışında yani naibi fail örneği dışında öne geçmesi caizdir cer mecrur neyin önüne ala mutallakihi mutallaka önüne geçmesi caizdir neyin dışında maada bu saydı son kısım bu naibi fail olmasının dışındaki örneklerde cer mecrur öne geçebilir caizdir ala mutallakihi mutallakın önüne nahvu bi zeydin marartu diyebilirsin ama bi murra diyemezsin bunu da slaytta örneğini görmüştük evet değerli izleyenler böylece bir isimde amil harfi cer konumuzda 7 başlığımızdan üçüncüsü olan Mahalli da bitirmiş olduk. Mütallakın hasfine gelmiş olduk. Konuları bir bir inşallah bitirmiş oluyoruz. On altıncı dersimizde böylece nihayete erdirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzlediğiniz Arapça dersleri programının videoları ve ders içeriklerine Lale Gül TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Lale Gül TV resmi YouTube sayfasına girerek oynatma listeleri kısmından Arapça öğreniyorum oynatma listesini seçin. İzleyeceğiniz dersi seçtikten sonra videonun alt kısmında bulunan açıklama kısmında ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz yazısının altındaki linke tıklayarak ders içeriklerinin bulunduğu slaytlara ulaşabilirsiniz. İndir butonuna basarak dersleri bilgisayarınıza indirebilir, istediğiniz zaman tekrar bakabilirsiniz.